Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Hafta içi mesaisiyle Süper Lig'de karşılaşmalar devam edecek. Tabii ki bunun yanı sıra tekrar liglere devam edecek organizasyonlara baktığımız zaman Fransa Lig 1'i görüyoruz hafta içi mesaisinde. İngiltere'de, Portekiz'de, İspanya'da çok sayıda ligde karşılaşmalar oynanacak. Biz de hafta içi programı için hazırız. Yine stüdyoda yerimizi aldık, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Çok yoğun bir fikstür var hafta içi. Biz de yoğun programı hızlı bir şekilde değerlendirelim. Perşembe ile başlayalım. Liderle başlayalım. Galatasaray liderliği ele aldı. Yeni lider. Yeni lider Galatasaray. Ben handikaplı galibiyetini bekliyordum İstanbulspor karşısında ama durup dururken maçı zora soktu Galatasaray. Daha da farklı kazanabilirdi. Eksikler var. Muslera dönüyor. Torreira yok. Gereksiz bir sarı kart gördü. Ama Sivasspor deplasmanında yine zorlanacaktır. Kolay maç olmayacaktır. Şimdi Sivasspor'un galibiyetini de burada önermiştim hatırlıyorsunuz hafta sonu Kasımpaşa deplasmanında. Kasımpaşa milli arada üçlü savunmaya çalışmış. Bunu kupada gördük. Kazandılar, iki gol yediler. Ligde de üçlü savunma çıktılar. Yine kazandılar ama kalesinde gol gördüler. Goller de görebilirlerdi. Biraz bu üçlü savunma oturana kadar Sivasspor'un kazansa da sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ki moralli Galatasaray karşısında kazanamayacağını düşünüyorum. Önerim Galatasaray galibiyeti. Ben en azından Sivasspor'un burada, tabii Sivas deplasmanları özellikle bu mevsimde de zor oluyor. Galatasaray'ın oyununu ben de daha iyi oynamasını bekliyordum. Hatta bir 4-0'lık bir galibiyet alırlar mı diye düşünüyordum coşkulu bir iç saha oyunuyla. Öyle olmadı. Ben Sivas karşısında liderliğini aldığı hafta puan kaybedeceğini düşünüyorum. Sivasspor'un çifte şansını değerlendirdim ben. Ya aslında Galatasaray ilk yarıda beklediğimiz gibi oynadı. Yani baskıyı kurdu, goller kaçırdı, neler kaçtı neler. İkinci yarıda golü de yiyince bence gereksiz bir panik oldu Galatasaray'da. Hatta 2-2'ye geliyordu, inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Sivasspor'u çıkışa geçmesini bekliyorduk. İyi de bir oyunda kazandılar. Zaten ligin ikinci yarılarında, yani şimdi ikinci yarı sayıyoruz aradan sonra. Gerçi yine ilk yarıdayız ama. Üçüncü yarı deriz. Abi. Üçüncü yarı deriz. Ben Sivas'ın bu dönemi iyi geçirmesini bekliyorum. Galatasaray karşısında da iyi bir Sivas izleriz. Ben karşılıklı gol var tercihine gideceğim. Şimdi iki takımın Süper Lig'e dönüşlerine baktığımız zaman yani Galatasaray bıraktığı gibi oyun anlamında döndüğünü düşünmüyorum. Yani İstanbulspor da zayıf bir rakipti zaten ama onun karşısında da ben de zorlandıklarını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta içi programında Galatasaray iyi başlar, ilk yarı yönde bitirir tercihimiz geldi ama Sivasspor'un daha zorlu bir maçı kazanarak dönmesi onların bu arayı daha iyi geçirdiğini gözlemledi. Ben Galatasaray'ın fikstürüne baktığım zaman en zor deplasmanlardan biri olarak görüyorum Sivas deplasmanını. Dolayısıyla bu deplasmanda Galatasaray'ın zorlanacağını düşünüyorum. Ben Onurcan'la hemfikirim. Sivasspor'un kaybetmeyeceğini tahmin ediyorum. Bu arada Barış Düşmez'e bir tebrik parantezi açmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Antep'te çok zorlanır demişti. Biz Beşiktaş galibiyeti önerirken oradan da bir tebrik sevgili Barış Düşmez'e. Beşiktaş Adana Demirspor. Oradan da Beşiktaş'a bağlı. Bağlanalım. Güzel bir pas attı. Ben de tebrik edeyim Barış Düşmez'e. Estağfurullah. Beşiktaş'ın oyunu hiç iyi değildi. Yani beklentilerin çok altında kaldı. Zaman zaman oyunu domine ettiği veya etmeye çalıştığı dakikalar oldu Beşiktaş'ın ama 90 dakikaya baktığımız zaman pek tatmin edici bir Beşiktaş futbolu yoktu. Hani bu puan kaybını ben hak ettiğini de düşünüyorum Beşiktaş'ın bir yandan. Daha zor bir maç şimdi iç sahada olmasına rağmen. Adana Demirspor ligin en dirençli takımlarından biri. Hem iç sahada hem dış sahada. Beşiktaş'ın işi zor bir şekilde de gol yiyorlar zaten. Hani gollü bir karşılaşma ben izleyeceğimizi düşünüyorum. 2.5 gol barajının üstü 1.41 şu anda. Biz programı çekerken ben değerlendirdim 2.5 üstü. Bu maç için güzel bir tercih. Ben de Antep maçındaki tercihimi burada da yenileyeceğim. Antep maçında gülemedim ama karşılıklı gol var ve 2.5 üst beklediğim bir maç. Adana Demir'in bu sezonki tek yenilgisinin Fenerbahçe karşısında olduğunu hatırlatalım ligde. O da Fenerbahçe deplasmanında. Ve o maçta da neredeyse geri dönüşü de gerçekleştirebilirlerdi. Bayağı bir direnç göstermişlerdi. Beşiktaş hücumda çok sıkıntı yaşamıyor diyorduk. Antep maçında ben çok da beğenemedim ama iç sahada çok farklı oynuyor Beşiktaş. Daha iştahlı. Yine iç sahada işte o nedenle skor üretebileceğini düşünüyorum ama savunması hiç güven vermiyor ve Adana Demir gibi bir takım varken gol yemesi de çok muhtemel. İlk tercihim karşılıklı gol var ama biraz oranı arttırmak için karşılıklı gol var ve 2.5 üstü değerlendireceğim. Ya zevkli bir maç bekliyorum bir kere. Adana Demirspor Lig'in en renkli takımlarından bir tanesi. Çok iyi bir teknik direktörü var. Beşiktaş'ta bazı
şeyler daha rayına oturmadı. Şenol Güneş göreve geldikten sonra. Daha doğrusu Şenol Güneş bazı isteklerini yerine getiremiyor oyuncular. Bunda oyuncu kalitesinin rolü büyük. Oyuncu kalitesini de şöyle açalım. Şenol Güneş'in istediği oyuncu kalitesi yok şu anda. Dolayısıyla ara transferde mutlaka Beşiktaş oyuncu alacaktır. Mesela Rozier ile Beşiktaş şampiyon oldu ama Şenol Güneş çok fazla tutmuyor Rozier'i. Şu anda mecburiyetten oynatıyor. Diğer tarafta... Zaten idmandan gönderdi Rozier'i. Bir kere değil mi? Ama yani sonuçta ilk 11 oynuyor şu anda. Ya mecburiyetten yani, oynuyor diyorum. İlişkiler iyi değil yani. Bence de değil. Diğer tarafta sol bekte de aynı şekilde. Neydi o oyuncunun adı? Masuaku. Muleka ile karıştırıyorum dolayısıyla. Masuaku'yu da tutmuyor. Zaten ilk geldiği ilk maçta ikisini birden devrede çıkartmıştı hatırlayacak olursanız. Umut da iyi oynamıyor. Alternatifi de zayıf. Dolayısıyla oraya da bir oyuncu istiyor. Adana Demirspor maçında ben Beşiktaş'ın gol yemeden maçı tamamlama ihtimalini çok zayıf görüyorum. Vegos'la ve Cenk'le gol de bulacaktır. Katılıyorum ilk yarı karşılıklı gol vere ve 2.5 üstüme. Ama ben oranı bir tık daha yukarı çekeceğim. İlk yarı karşılıklı gol var diyeceğim. Umut'la Masuaku bu arada o kadar yetersiz bir performans sergiliyor ki. Yani Umut zaten iyi değil de Masuaku'yu da Şenol Güneş beğenmiyor. Orada bir 6 aylık Caner Erkin kontratı bence Beşiktaş'a yarayabilir. Normalde itiraz ederdim ama ihtiyaç var. Vallahi ben şöyle gireyim. Gaziantep maçı öncesi Görkem'le beraberdik. Kötü 11 çıkmış dedim ben. Çıkan 11'i hiç beğenmedim. Yani Umut Meraş'ın olmasını soru işaretleri içerisindeydi. Orta saha yani oyunu hazırlayacak orada kimse yok. Necip Atiba ile başladı hoca. Birisiyle başlamalı bence. Bence hoca yani hazırlık kampını da iyi geçirmemiş. Nasıl bir 11 çıkartacağını da çok bence çalışmamış. Dolayısıyla biraz daha zaman gerekiyor ama Gaziantep maçındaki 11'den en az 2-3 değişiklik bekliyorum ben. Adana Demirspor çok formda. Çok istekli buraya geliyorlar ama Beşiktaş'ın artık yani Şanlıurfa karşısında bir geri dönüşü oldu ama Gaziantep karşısında çok zorlandı ki 10 kişi bitirmesi lazımdı Beşiktaş'ın. Enkudu'nun pozisyonu bence tartışmasız %100 kırmızı kart. Onun altını çizeyim. Bilmiyorum Atilla Koroğlan neden yani VAR'a gidip izledi. Acaba yani kafayı yiyen oyuncunun kendini çok fazla ondan vermedi yani. Fazla bir tepki verdiği için mi inanmadı? Tabii düşünmeye çalışıyorum ama başka bir alternatif. Ya o tepkiyi verse de vermese de o hamle kırmızı kart. Bu arada onun da altını çizelim. Ya 1 puan Beşiktaş için bu şartlarda iyiydi. Gaziantep çok daha fazla gol pozisyonuna girdi, kaçırdı. Ama Beşiktaş'ın ben fikstürüne bakıyorum. Şimdi iç sahada Adana Demirspor'la oynayacaklar, sonra Kasımpaşa'yla oynayacaklar. Ondan sonra iki zor deplasman daha var. Bir de bay geçiyor arada. Evet, Konya ve Kayseri deplasmanları var. Dolayısıyla bu iki deplasman da çok zor olacak. Bu iki deplasman öncesi Beşiktaş bu iki maçta da puan kaybı yaşarsa Beşiktaş'ın bu sezonki zirve yarışında olma ihtimali düşük olacak. Bence Şenol Hoca bunun bilincinde mutlak 3 puan parasıyla çıkacak. Ben ikinizin tercihine de katılıyorum. KG var 2.5 üstü. Ama Beşiktaş zirve yarışında olmak istiyorsa bu iki maçı kazanmak zorunda. Fransa'ya gidelim. Paris Saint-Germain Strasbourg'la karşı karşıya gelecek. Tabii ki kağıt üzerinde kolay bir maç ama merakla beklenen Dünya Kupası sonrasında Paris Saint-Germain'de neler olacak? Bir kere finalde Messi ile Mbappé'nin gol atıp santraya koştuktan sonra birbirlerine yaptığı hareketler var. Zaten daha öncesinde de Mbappé'nin açıklamaları var. Daha doğrusu alttan alta açıklamalar var. Bunlar gitsin yoksa ben giderim. Neymar'la Messi için. Efendim? Maç içinde omuz ve sonrasında bakışmaları var. Evet. Gergin anlar. İşte Messi oynayacak mı? Oynamayacaktır muhtemelen. Hala Dünya Kupası zafer sarhoşluğu içerisinde. Neymar dönmüştür. Mbappe de hızlı bir şekilde döndü takıma. Ben rakip Strasbourg olduğu için bu Dünya Kupası dönüşünün Paris Saint-Germain'i çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum. Özellikle Mbappe taşın altına elini koyacaktır diye tahmin ediyorum. İlk yarıda ev sahibine iki gol bekliyorum. Katılırım. Ben de gollü ve tempolu bir ilk yarı olacağını düşünüyorum. Strasbourg'un bir golünü düşünüyorum ama ben Paris'te bir konsantrasyon düşüklüğü olabilir Dünya Kupası dönüşünde. Bir Strasbourg golü özellikle canlı iddiada da bence denene hani kovalanabilir oranı yükseldikçe. O zaman tekrar bir Süper Lig'e döndürüyorum. Karagümrük Trabzonspor maçına gidelim.
Trabzonspor Fenerbahçe yenerek yarışa da tekrar dahil olduğunu gösterdi. Yani oyuna zaten hemen sosyal medya paylaşımlarında da ona parantez açtılar, başlıyoruz diye açıklamalar geldi. Şimdi Karagümrük'e gidiyorlar. Karagümrük'te son maç Adana Demir'e kaybetti. Aslında daha rahat bir yenilgiye doğru gidecek mi dedik. Adana Demirspor çok iyi başlamıştı maçı ama bak Adana Demir'i zorladılar. Beklediğimden daha fazla zorladılar ama ben çok beğenmiyorum Karagümrük'ü açıkçası. Zaten yavaş yavaş da düşme hattına doğru ilerliyorlardı, girdiler de. Trabzonspor morali bulmuşken bence iyi bir deplasmana gidiyor. Yani kazanması çok muhtemel olan bir deplasmana gidiyor. Ben bu çıkışını sürdüreceğini düşünüyorum bu moralle. Galibiyetini bekliyorum Trabzonspor'un. Deplasman 1.5 üst seçeneğini de açayım. 2 ve 1.5 üste de açayım gibi gibi böyle çoğaltabiliriz. Galibiyetine ben de katılıyorum Görkem. Ben de kuponu da değerlendiririm. Trabzonspor'un burada kayıp yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe karşısında çok iyi bir Trabzonspor gördük. Sakatlar da iyileşti. Edin Müşke tabii ki Fenerbahçe karşısında beklentilerin altında kaldı ama sonuçta maç ritmini yakaladıktan sonra eski şeyi göreceğimizi düşünüyorum. Kadro rotasyonu daha da genişlemiş oldu Bordo Mavililer'de. Bu galibiyetle de şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldular. Karagümrük devre arası transferine kadar sıkıntı yaşayacak. Olan oyuncuları da gönderdiler. Şimdi yeni oyuncular aldılar ama daha transfer açılmadığı için onlar da oynayamayacak. Ben İstanbul'da Trabzonspor galibiyetinin oranını çok beğendim. Trabzonspor bence kazanacaktır bu karşılaşmayı. Vallahi ben tabii ki Trabzonspor'un galibiyetini Crespo'nun kırmızısına da bağlıyorum açıkçası. Yani o ilk pozisyonda çok da 0-0'a bağlanacak bir maç öyle gibi görünüyordu. Öyle görünüyordu. O ilk pozisyonda da Bakasetas aldı yani gereksiz bir... Hayır canım, arkadan durup dururken Bakasetas kendini attı, atarak da aldı bıraktı. Yani. Aslında devam edebilirdi ama yani. Çok hamlesi vardı yani. Yani öyle hamle yaparsan herkes bırakır kendini. Ama yani devamında hoca neden almadı? Ne düşünüyorsun? Problem orada zaten. Yani Fenerbahçe'ye gelince konuşacağız diye bekliyordum ama... Bir de yani onu açayım abi. Mert Hakan da sarı kart görüyor soyunma odasında. Sarı kart gören oyuncuyu da oyun almasını da bağlaştırarak bir iki yorum alayım senden. Yedek kulübesinde gördü. Yani o saatten sonra Mert Hakan'ı onun riskine girebilirsin. Mert Hakan bir şeyler yapabilir diye almış olabilir. Hayır, o önemli değil. Sağ kenarında da bayağı gerginlik yaşandı. Olabilir. Ama şu var. Şimdi vazgeçilmeyecek bir oyuncu değil Crespo. Neden vazgeçilmeyecek bir oyuncu değil? Fenerbahçe'nin orta sahası zaten değişken. Yani Miyaz Ayşe'yi alıyorsun, oraya koyuyorsun. İsmail Yüksek'i koyuyorsun. Yani ilk 11'de zaten kimin başlayacağı belli değil. Orta sahanın göbeğinde. Bu 4 oyuncu piyangodan çıkmış gibi ilk 11'de maçın başlamışına bir saat kala görüyoruz. Jesus'un hangisini tercih edeceğini. Dolayısıyla çok da iyi oynamayan, bu sezonki en kötü futbollarından birini oynayan sarı kartla Crespo'yu, daha önce dilin yandı İsmail Yüksek'ten Dinamo Kiev maçında Şampiyonlar Ligi'nde 54'te gördü kırmızı kartı, o civarlarda gördü. Trabzon deplasmanındasın, hakem her şeyi sarı kart gösteriyor belli. Yani 10 dakika içinde 2 tane Trabzonsporlu'ya basmadan dolayı, tıpkı Crespo'nun atıldığı pozisyondaki gibi, Crespo da bastı. Ayağı krampola basınca hakem standartlarını o şekilde belirledi Trabzonspor maçında ki bence bütün kartlarında haklıydı. Kartı verdi. Çıkart. Bu kadar basit ya. Çıkart ya. Yandı. Dilin yandı daha önce senin. İsmail Yüksek var. Zaten konsantrasyon kaybı oldu. İlk yarıdaki son saniye çok saçma bir yerde sarı kart görmesiyle de belliydi. Aynen öyle. Crespo. Bir de yani maç sonu açıklamalarına baktığınız zaman bunların bilincinde olduğu farkında. Diyor ki zaten biz 10 kişiye göre de hazırlık yaptık. Ben anlamadım yani. Kırmızı kart olmasaydı ne olurdu? yine Trabzonspor kazanabilirdi. Çünkü Fenerbahçe'nin derbilerdeki deplasman oyununu Beşiktaş karşısında da gördük. Daha çok pozisyon vermemeyi oynuyor ki 70'ten sonra düşmüştü hatırlayacak olursan oyundan. Vegors'un kaçırdığı pozisyonlar vardı. Yine 11-11 iken Fenerbahçe oyundan düşebilirdi. Üçlü savunmayla oynadığı bu derbide. Oraya kadar maç nasıldı? 0-0 biter gibi gözüküyordu. Kırmızı karttan sonra değişti ama şimdi varsayımlar üzerine konuşmak da çok mantıklı değil. Birazdan Fenerbahçe'yi değerlendiririz ama ben aynı günden Alanya Spor Kayseri Spor maçını tam bir KG var maçı olarak görüyorum. Ben de o günden Alanya Kayseri maçını öneriyim. Ben salı gününe gitmek istiyorum. Ben de salıya gitmeden yani diğer maç dikkatimi çekmişti. İstanbulspor Kasımpaşa maçını ben de karşılıklı gol var. Derbiye gidiyorsun. İstanbulspor'u gol bulabildiğini görüyoruz. Çok da rahat gol yiyor. Tam karşılıklı gol var takım bence diyorum ve sevgili Onurcan'a bırakıyorum. Manchester United Nottingham Forest karşılaşması. Tabii Premier Lig'de pazartesi günü sanırım 50 tane maç oynandı.
tüm İngiltere'de 50 tane maç oynandı, ona eminim de. Champions League, bir lig ikisi. 50'yi geç canım, 150'de. Ulusal ligi de var. Kuzey, güney, kuzey, batısı. Boxing Day tabii 26 Aralık'tı. Orada alışkınız bu tempoya ama Süper Lig'de alışkın değiliz normalde bu dönemde maç konuşmaya. Manchester United Nottingham karşısında iyi başlamak zorunda maça. Zira hani Nottingham çok kötü girdi araya. Ligin en kötü takımıydı Leicester'ın da toparlanmasıyla birlikte ama yani çok fazla transfer yaptılar. Takımın kimyası oturmadı. Çok kaliteli bir oyuncu transferi yaptılar mı? Aslında baktığınız zaman kaliteli bir kadrosu da yok. Orta sahada üretken değil Nottingham. United'ı evet çok iyi bırakmadık. İstikrarsız bir takım. Hani 3 maç üst üste kazanıyorlar. Sonra bakıyorsunuz ilginç bir puan kaybı yaşıyor. Erik Ten Hag başa dönüyor. Ama burada ben gollü bir galibiyet bekliyorum United'dan. Hani 2.5 üstün tek başına oranı da güzel. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü de öneriyorum. Hatta ben daha da hani ev sahibi 2.5 üst. O da güzel. Hani ben çok bir 4 gol atabileceğini düşünüyorum United'ın. Bu konuda beklentim fazla kendilerinden. Niye olduğunu bilmekle birlikte böyle bir hissiyat var içimde. Ten Hag'ın üstündeki Ronaldo baskısı da gitti. Rahatlamıştır. Evet evet, ona da değinecektim. Hani çok iyi hatırlattım, unutmuştum. Hani o baskı da gitti artık. Ten Hag'ın üzerine bence büyük bir psikolojik baskı uyguluyordu Ronaldo konusu. Burada rahatladılar. 5-0 kazanır diyorum ben Manchester United. Skor verdi. Ben de ilk kere 1.5 20 oranı var. Düşünüyorum. Trabzon maçında tebrik etmiştim onu biliyorsun değil mi? 2-2 skor dedi ya. O zaman sen İstanbul derbisi için devam edeceğim mi? Yok, Salı'ya geçeyim. Tercihimi verdim. Bence Süper Lig'de haftanın bankosu Başakşehir. Yani Antalya Spor'u Ankara Gücü karşısında izledim. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani Ocak transfer dönemini göreceğiz ama bu takım böyle devam ederse küme düşer. Antalya Spor'u hiç beğenmedim. Hiçbir varlık gösteremediler. Ankara Gücü savunmasının o kadar ikram oldu ki hata yaptılar. Ama hiçbirini değerlendiremediler. Bu görüntüleriyle İstanbulspor da Ümraniye karşısında iyi başlayınca bence çok fazla şansların olduğunu düşünmüyorum. 1.60'da çok güzel bir oran. Yani Süper Lig'de bu hafta programında en güvendiğim maç Başakşehir galibiyeti. Fenerbahçe'ye geçelim. Hatayspor'la oynayacaklar. Biraz önce Trabzonspor karşısında biraz değerlendirme yapmıştık. Şimdi üçlü savunma biraz eleştirilmeye başlandı Fenerbahçe'de ama ben sıkıntının sadece üçlü savunmayla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'da da birçok maçta üçlü savunma oynadı ve gayet de iyi oynadı üçlü savunmayı Fenerbahçe. Dörtlü oynadığı dönemde de stoper yokluğundan dolayı dörtlüye dönmüştü Jesus. Ha, stoperler varken de 1-2 maç dörtlü savunma oynadı, oldu. Jesus geldiğinde genel itibariyle homojen bir dizilişten bahsetmişti ama daha çok %70-%80 üçlü savunmayı tercih ediyor. Bence bazı maçlarda gereksiz. Özellikle iç sahadaki işte bu Hatay Spor tarzı maçlarda üçlü savunma oynamak bence gereksiz bir stoper. Çünkü Fenerbahçe'nin stoperleri çok fazla oyun kurulumuna da katkıda bulunmuyor. Ne Serdar Aziz ne Salahi çok fazla bindirme yapamıyor. Kimince'ye gittikten sonra özellikle evet, orada. Evet yani teknik kapasiteleri de yeterli değil. Şimdi Hatay Spor ilk 7 hafta Volkan Demirel'le 13 puan almıştı. Şimdi 8'de 14 aldı. Hedefleri doğrultusunda ilerliyorlar ama Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. Maça iyi başlayacaktır Sarı Lacivertler. Bir şok gol yeme ihtimalleri de var. Bu yüzden ilk yarı 1.5 gol üstü diyorum. Ya ben de Fenerbahçe'nin maça iyi başlamasını bekliyorum taraftarını. Çünkü üst üste 2 yenilgi var. Zaten Dünya Kupası arasına yenilgiyle gidilmişti, dönüşte yenilgi geldi. Volkan Hoca hakkında ne dersin? Yani rakibi çok iyi tanıyor. Volkan Hoca zaten Karagümrük'teyken 9 kişi Fenerbahçe'den puan almayı başarmıştı. 9 kişi kalan takımla. Fenerbahçe şanslı tutmuştu yani. Zaten Hatay Spor'da genel olarak baktığımda Fenerbahçe'ye garip puanlar aldı. Onlar da çok eksik kaldığı maçlarda puanlar aldı Fenerbahçe'den. Yok yani 4 tane maç oynadılar Fenerbahçe'yle. İlkinde almışlardı. O da 9 kişi gene. Hatay Spor Hatay'daki Spor maçta Altay Pantera dönmüştü. İnanılmaz oynamıştı. Yani 4 maç 3 Fenerbahçe galibiyeti var da o 0-0'lık maç maçta. Bana göre şampiyonluğun kaybedildiği maç oldu. Yani o sezon Erol Bulut'la başlayıp Emre Belezoğlu'yla bir tane sezon Sivas maçı yenilgisiyle Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti ama o maçta kaybetmedi. Yani 9 kişi kalan Hatay'ı evinde yenemeyip 2 puanı bırakıp maçtan sonra da Erol Bulut'un rakibe pozisyon vermedik açıklamasından dolayı sezonun geneline baktığımız zaman şampiyonluğu kaybetmişti.
Volkan Demirel Hatayspor'un orta sıralarda hani düşme tehlikesi yaşamayacağını düşünüyorum ben. Bayağı çünkü zaten çok iyi bir puan ortalaması da yakaladı. Ama Fenerbahçe bence bu maçta rakibi kim olsa hani Hatayspor'dan ziyade rakip Adana Demirspor'da olsa ben Fenerbahçe galibiyetine yönelirdim. Çünkü Fenerbahçe'nin tekrar lige bir geri dönüş yapması gerekiyor psikolojik olarak. Liderliği de kaptırdığı bir hafta çıkacak. Hatta şimdi maç fazlasıyla tekrar liderliği alıp belki Galatasaray'ı baskı altına alma şansı da var. Ben de hızlı bir başlangıç bekliyorum. İlk yarı 1.5 üst. Fenerbahçe'nin gol yeme ihtimali yüksek. O nedenle Fenerbahçe'nin kazanmasını da beklediğim için 1 ve 2.5 üstün oranı da güzel. 1.55. Onu da değerlendireceğim ben. Ben de bir Hatayspor 0.5 üstü alıp kenara çekileceğim. Ama karşılıklı golle Fenerbahçe gol bulacağı için bence güzel bir tercih. Ya Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama Volkan Hoca'nın biraz zorlayacağını düşünüyorum. Handikap 0 diyeceğim ben. Güzel. İlave var mı? Yok, teşekkür. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Hafta içi seansını değerlendirdik. Tekrar hafta sonu programında birlikte olmayı diliyoruz. İyi şanslar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.